video başlıktan da anlayacağınız gibi bir doğum günü hediyesi. Sevgili eşimin onun çok seveceğini düşündüğüm özel tasarım bir ayakkabı boyayacağım. Sonrasında ne mi olacak? Bakalım göreceğiz. Birkaç gün sonra kocamın doğum günü ve uzun zamandır onu almak istediğim bir hediye vardı. Tada! Bunları geçen hafta, marka ismi vermem doğru olur mu bilmiyorum gerçi ama. Neyse, bu modeli ben geçen hafta Sneaksup'tan aldım. Birkaç tane farklı model arasında kalmıştım aslında ama numara bulmakta çok zorlandım. Çünkü 47 giyiyor bizimki. Şimdi bu ayakkabının şöyle bir hikayesi var. Eşim eski basketbolcu, yıllar önce 2. ligde oynarken sağ dizinden bir sakatlık yaşıyor. Ve basketbol kariyerini ikinci plan atmak zorunda kalıyor. Hala oynuyor. Bu hayatta en sevdiği şey basketbol. Ta ki 6 ay öncesine kadar. Bir gün yine Caddebostan'a gitmişti arkadaşlarıyla basketbol oynamaya. Ben evdeydim. Sonra beni aradı. Dedi ki ben sakatlandım. Gel beni al çünkü araba kullanacak durumda değilim dedi. Gittim. Dedim herhalde sakatlandığı dizine bir sıkıntı çıkardı. Sonra bir baktım. Bu sefer sol dizini sakatlamış. Çok zor iyileşti. İlk haftalar yürüyemedi, üzerine basamadı bile. Elimden geldiğince ben yardımcı olmaya çalıştım tabii ama 1.95 boyunda olduğu için bir hayli zorlanmıştım. Neyse morali çok bozuktu ilk başlarda. Bir daha oynayamam herhalde falan diyordu. Sonra biz spor yapıyoruz normalde haftada 2-3 gün. Ama bir motivasyonla spora ağırlık vermeye başladık. Eşim bu süreçte 8 kilo verdi. Antrenman programını değiştirdi. Daha bacak kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik bir program hazırladı kendine. Neyse uzun lafın kısası şimdi iyileşmiş durumda ama yine bir çekingen. Yaşadıkları sonrası tekrar bir sakatlanır mıyım korkusu var üzerinde her ne kadar belli etmese de. Arkadaşları maç yapmak için çağırdıklarında bir bahane bulup gitmek istemiyor. Ve sakatlandığı sırada giydiği ayakkabılarla basketbol oynuyor. O ayakkabıya karşı da iyice soğudu bence. Ben de dedim ki hazır doğum günü yaklaşıyor, ona bir ayakkabı alayım. Hem motivasyon olsun hem kendini daha iyi hissetsin dedim ve ona bu ayakkabıyı aldım. Şimdi bunun üzerine onun çok sevdiği bir tasarım yapacağım. Sonrasında da sürpriz yapacağım. Bakalım ne tepki verecek. Bu ayakkabıyı yeni baştan nasıl yaratacağım göreceğiz. Eşimin en sevdiği film White Man Can't Jump temalı bir tasarım yapacağım. NBA temalı bir tasarım mı yapsam diye düşünmüştüm ilk başta ama biraz tahmin etmede zorlansın istiyorum açıkçası. Klasikleşmiş 92 yapımı bu filmi bilmeyeniniz yoktur herhalde. Bir nesle basketbolu sevdirmiş müthiş bir filmdir. Beyazlar beceremez diye çevrilmişti bizde. I'm in a fucking zone. They're pissed off. I'm in a zone. Billy, this is not about black and white. This is about money. This is about green. You got that? Look, man, I need this $5,000. And I am not about to let you blow this for me. No fucking way. You pissed off? Filmdeki atmosfer, mekan, oyuncular, diyaloglar onun için efsane olmuş durumda. Sokak basketbolu kültürünü bu filmle tanıdık diyebilirim. Eşim her sene bu filmi mutlaka izler. Sonrasında da topunu alır kendini sokağa atar. Filmin ana karakterleri Sidney ve Billy'yi tasarımda ön plana çıkardım. Fonda ise gün batımında muhteşem Kaliforniya'yı, filmin mekanı Venice Beach atmosferini yansıtmayı düşünüyorum. Hatta arkada 2'ye 2'de bir maç dönsün istiyorum. Hani o filmin sonunda Sidney ve Billy'nin Kral ve Ördek'le yaptıkları maç var ya, onun gibi olsun istiyorum.
vereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Genelde yaptığım her şey beğenir ama bu tasarımı görünce ne diyecek aşırı merak içindeyim. Son olarak tasarıma filmdeki yan karakterleri ve onlarla özdeşen simgeleri çizdim. Şimdi sürpriz zamanı. Listen to me. What? White men can't jump.